Merhaba herkese. Uzun zaman oldu, video atmayalım. Belli oluyordur zaten. Acildeyim şu an, çıkacağım birazdan. O zaman maskemi indirip daha rahat konuşurum. Umarım hayatınız güzel geçiyordur. Sorunlar olsa da, ki bunlar hayatın birer parçası, üzülmeyin. Bu yaşadığınız sorunların, sıkıntıların hayatın birer parçası olduğunu farkına varın. Yani çok değil, bir saat, iki saat önce oturmuş kendi sıkıntılarımı, dertlerimi, yaşadığım sorunları düşünüyordum. Sonrasında acilin oraya baktığımda insanlar kendilerini yere atmışlar. Büyük ihtimalle oğullar öldü. Yaşlı iki tane kadın vardı. Babası vardı işte. Büyük ihtimalle genç birisi acilden geldiğine göre bir yaralanma söz konusudur. Burada çok oluyor çünkü. Ve o insan şu anda öldü. Ailesinin yaşadığı sıkıntıyı düşünün. Ailesinin yaşadığı üzüntüyü düşünün. Yaşadığı derdi düşünün. Aynı şekilde o hayatı biten insanın şu an başlamış olduğu, tabii hayatı güzel geçirdiyse ayrı ama hayatını iyi geçirmediyse yaşayacağı sıkıntılar. Ya inancınızı bilmiyorum ama benim inancıma göre asıl sorunlar, asıl sıkıntılar şimdi başlıyor. Çünkü insan öldükten sonra artık gerçekten hiçbir şey değiştiremiyorsun. Yaptığında kalıyorsun, yaşadığında kalıyorsun. Yaptığın hataları değiştirmeye vakit kalmıyor. O yüzden bence insan şöyle olmalı. Ne yaşarsa yaşasın. Nefes alabiliyorsa, yaşayabiliyorsa ve hala birçok şey hayatını değiştirebiliyorsa, o insan için bence hayat her zaman devam etmeli. Hastane çok garip bir yer. Gerçekten. Bakıyorsun bir insan gözlerini dünyaya yeni açıyor. Dünyanın en güzel anlarından birisi. Bir anda bakıyorsun bir insan hayatını kaybediyor. Veya bir insanın hayatını kaybetmesine çok az kalmış. Sen onun ailesine diyorsun ki haberiniz olsun. Durumu iyiye gitmiyor. Her an kaybedebiliriz. Haberiniz olsun. Ve o insan diyor ki takdir Allah'tan, yapacak bir şey yok. Kimisi kabullenemiyordur belki içten içe. Çok garip bir ortam var gerçekten. Ben düşünüyorum, benim orada o konumda olmamam için hiçbir neden yok. Her an her şey olabilir. Yani ipin ucunda yaşıyoruz arkadaşlar gerçekten. Hemen her şey olabilir ama yine de bu kadar her şeyin geçici olmasını bildiğimiz halde neden bu kadar çok kafaya takıyoruz kendimizi hasta edecek kadar. İnanın bunu ben de hala anlamış değilim. İşin içinde olan birisi olarak bile hala bunu maalesef çözememiş bir insanım. Ne diyeyim, bu yaşadığım en sonki olay bana biraz dedi ki Osman sen biraz dur bakalım, bir kendine bak, hayatına bak. Sen bunca şeyi kafana takıyorsun, kendini üzüyorsun ama bak şu an neye şahit oluyorsun dedi bana adeta. Ben öyle bir uyarı aldığını düşünüyorum. O yüzden sizi de birazcık uyarmak istedim en azından. Bu şekilde benim gibi sıkıntı yaşayanlara. Takipçiden ziyade arkadaşça bir bağ kurmuştum sizlerle. Bunu zaten biliyorsunuz. O yüzden burası benim için her zaman bir dertleşme yeri. Dert anlatma yeri, biraz da olsa insanların derdine çare bulma yeri. Amacımız her zaman buydu. Bunun da bozulmasını istemiyorum. İçimden çok video çekme isteği gelmediği için, biraz kendimi kötü hissettiğim için, hatta bayağı kötü hissettiğim için video da atamadım. Ama haber de vermek istedim. Uzun zaman oldu çünkü merak edenler var. Yani çok şükür iyiyim. En azından hayattayım. Kötü şeyler de yaşansa. Sonuçta nefes alabiliyorsan, bu yaşamın farkına varabiliyorsan, yaşadığının farkına varabiliyorsan her şeyi değiştirebilirsin. Yani en azından yanlış olan şeyleri değiştirebilirsin hayatında. Önemli olan da bu değil mi zaten? Neyse, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun.